Gir canım, kapı açık, gel. Bağırmayın canım. Çocuğu zor uyuttum zaten. Mehmetciğim, bu ne hal? Ahu nerede? Ahu çarşıya kadar gitti. Ben de çocuğu uyutuyorum. Teessüf ederiz yani Mehmet. Biz seni pamuklara sarmaya kıyamıyoruz. Sen burada çocuk sallıyorsun. Böyle olacağını bilseydik seni Ahu'ya göndermezdik. Aa. Kimi nereye göndermiyorsunuz? Aşk olsun Ahu. Kiracımızın haline bak. Ne varmış halinde? Bana yardım ediyor. Ayrıca bu sizi hiç ırgalamaz. Mehmet bizim evimizin erkeği. Onu sana böyle yapasın diye mi emanet ettik? Ne emaneti ayol? O benim hem misafirim hem de arkadaşım. Evinizde kiracı kalıyor diye sizin her dediğinizi yapacak değil ya. Değil mi ama? Öyle olsun bakalım Ahu. Hiç senden beklemezdik. Yemeğe geliyor musun, gelmiyor musun? Gelmiyor. O burada benimle birlikte yiyecek. Aman iyi. Yürü kardeşim, biz gidelim. Ay ne kadınlar. Ay. Yatırayım şunu da üstümü çıkarıp geleyim. Ay canım, gel. Gel canım benim, gel. Gel, gel. Canım gel. Bir tanem. Canım. Mehmetciğim, ayaklarına sağlık. O kadar güzel uyutmuşsun ki çocuğu. Allah aşkına Ahu, şu Seneha ile Meliha'ya iyi davran. Üzülüyor kadınlar. Beni de pek seviyorlar. Evlatları gibi. Sen öyle mi zannediyorsun? Erkeksizlik başlarına vurmuş ayol. Orada senin başına her an kötü bir şey gelebilir. Yok canım, ne münasebet. Bana pek ihtimam gösteriyorlar. Neredeyse banyoya sokup yıkayacaklar. Ah merak etme. Yarın öbür gün onu da yaparlar. Ay biliyor musun, yarın benim doğum günüm. Bir de güzel bir yüzük gördüm kuyumcuda. Dedim ki keşke bir sevgilim olsa da bana bunu alsa. Ya senin vardır canım zaten. Kim bilir kaç tane. Çok fazla değil ya, 8-10 tane falan. Ne, 8-10 tane mi? Ah işte şimdi yıkıldım. Neden? Beni çok mu zengin zannediyorsun? Ne zengini? O kadar çok sevginin olduğunu bilmiyordum. Sevgiliden söz eden kim? Ben yüzüklerimi söylüyorum. Öyle mi? Peki hayatında kaç erkek var şimdi? Şimdi mi? Şimdi. Şu anda mı? Şu anda. Şimdiki zamanda. Değil, geçmiş zamanda. Ne diyordum ya? Mehmet, yüzüğe bayıldım ben. Fakat gel gör ki onu bana hediye edecek bir erkeğim bile yok. Kadıncağız bütün ömrünü beyaz atlı prensini bekleyerek geçirmiş. Hala da umudunu kesmemiş. Ne işliyorsunuz öyle Seniha Hanım? Ceviz. Ufuk'ta evlilik var galiba. Kısmet. Belli mi olur? Doğru. Şu Ahu'ya yüzük alacak param olsaydı. Onun gibi biri bana metelik verir mi hiç? Doğum gününde bir yüzük bile alıp takamayan bir adamı kim ne yapsın? Hele Ahu Balkan. Acaba Seniha Hanım bana yardımcı olabilir mi? Kalkınca uyuduğuna pişman olacak. Senin beni gezmeye götürdüğünü öğrenince çatır çatır çatlayacak. Koluma girsenize Seniha Hanım. Bakın yollar eğri, düşersiniz de sonra. Haklısın Mehmetciğim. Seniha Hanım. Ne kadar isterdim biliyor musunuz? Sizin o zarif parmağınıza güzel bir yüzük takayım. Benim mi? Elbette. Niye ki? İnsanlar başka mısın şanlanırlar ki? Ay yani şimdi sen... Yanlış anladım herhalde. Hayır Seniha. Bir türlü cesaretimi toplayıp söyleyemedim ama... seni ilk gördüğümden beri içim kıpır kıpır. Şaka yapıyorsun. Yok canım, şaka falan değil. Gönlüm sana kayıverdi işte. Ama kardeşini küstürmemek için duygularımı belli edemedim. Meliha'yı mı? Aman onu boş ver. Zaten erkekler hep beni beğenir.
O da kız Kadir. Onun ömrü böyle geçti. Biz kendimize bakalım. Bak, şurada bir yer var. Oraya bakalım mı? Hadi. Güzel şeyler vardı mı? Gerçekten. Bak, şu çok güzel. Bak, şu tek taş olan çok güzel. Keşke param olsaydı da sana alsaydım. Kredi kartın da mı yok? Ben kredi kartı kullanmam. Bende var ama. Hadi gel girip alalım. Aa, olur mu canım? Yüzüğün parasını sen vereceksin yani. Yo, ben dünyada böyle bir şey kabul etmem. Sen bana sonra verirsin Mehmetciğim. Merak etme, benim sıkışıklığım yok. Benim param olduğu gibi duruyor. Madem müsaade ediyorsun, nişanlar arasında olur böyle şeyler değil mi? Tabii, tamam. Yalnız şimdiden takmak yok ama. Aa, aşk olsun. Ben takmak istiyorum ama. Aa, bak şimdi uygun bir zamanda kendi aramızda bir nişan yaparız. Yüzüğü sana o ortamda ben takarım. Ha? Anlaştık mı? Hadi. Mehmet, inanmıyorum. Ahucuğum, bunu senin için aldım. Doğum günün kutlu olsun. Biliyor musun, hiç beklemiyordum senden böyle bir şey. Beni çok mutlu ettin. Gerçi sana layık değil ama. Ay olsun canım, idare eder. Ben şimdiye kadar erkeklerden pek çok hediye aldım ama maddi şeylere hiçbir zaman değer vermedim. Senin sadece manevi değerleri önemsediğini bilmeyen mi var ahucuğum? Ay, içelim bari. İçelim. Sonra? Sonrası bu da bir geranım. Yüzüğü ciddi ciddi aldı. Niye parmağında değil öyleyse? Kendi takmak istedi de ondan. Taksaydı ya, ne bekliyor? Canım, öyle sokak ortasında yüzük mü takılır? Aramızda nişanlanacağız inşallah. Ay, pek hoşuma gitti bu iş Seniha Hanımcığım. Darısı hepimizin başına inşallah. Allah sizlere de versin. Kaça aldı yüzüğü? Ay, ne bileyim. Ben şöyle uzakta durdum. İşin para kısmı beni ne ilgilendiriyor? Şaşırdım doğrusu. Mehmet'te pırlanta yüzük alacak kadar para varsa ne diye bir oda tutuyor da böyle kendine bir daire tutmuyor? Ay, nişanlım geldi. Ver ver. Ne kadar heyecanlı değil mi yazık? Ay, çok sevindim. Nasıl bildim ama? İyi akşamlar hanımlar. Nasılsın bebeğim? Seni sormalı. Hoş geldin Mehmet Bey. Hayrola? Bir şey mi oldu? Onlara nişanlandığımızı anlattım. Daha nişanlanmadık canım. Şimdi nişanlanacağız. Al bakalım. Bu da nişan pastamız. Ay, inanmıyorum. Sen şunları hazırlayıver. Ben de komşuları çağırayım, değil mi Mehmet? Zaten Nabigar Hanım burada. Ben Ahu'yla Sıdıka Hanım'a, Aslı'yla Eren'e de haber vereyim de geleyim. Yo yo, olmaz. Bu kadar yeter. Bunda ne var canım? Herkes bilsin. Olmaz seni ya, işin uğru kaçar. Hem öyle görmemişler gibi herkese ilan etmeye ne gerek var canım? Öyle değil mi? Yabancı, söyle bana sen kimsin? Benim evde ne işin var? Öyle misin, böyle misin? Annem babama kocam dedim, sokakta görsem tanımazdım. Denize düşen yılana sarılır ama hiç şımarma adamım değilsin. Hey, kadınım.